İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı saygıdeğer Donald Trump'a mektup. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Şuşi'deki Ermenilere karşı uygulanan katliamın 100. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklamada bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti'nde teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 266'ya ulaştı. Profesör Başer, Türkiye mevcut bütçeyle böyle bir salgına hazır değil. O yılın Yaz Olimpiyatları ile Dünya Satranç Şampiyonası ertelendi. Baharın müjdecisi kardelenler mınzur eteklerini süsledi. Başkent Karin 21 Mart 2020. Sayın Başkan, sizin gibi her gün ülkemizde ve dünyada salgının gelişimini ve özellikle Beyaz Saraya gelen e-postalar sayesinde alınan kararları takip ediyorum. Gerçekten de salgının evrimi doğru bir şekilde anlayabilmeleri ve bireysel olarak yüzleşebilmeleri için herkesin ücretsiz testler alma zamanı gelmiştir. Bu kişiselleştirilmiş strateji Batı Ermenistan dahil tüm ülkeler için geçerli olmalıdır. Ancak istatistiklerden de görebildiğiniz gibi koronavirüs Türkiye'de de hıza yayılıyor. Bu yüzden Batı Ermenistan'ın kara, deniz ve hava sınırlarının Türkiye ile geçici olarak kapatılmasını belirten bir ön kararı kabul ettim salgının yayılmasını engellemeye ve halkımızın hayatlarını kurtarmaya yardımcı olacaktır. Bildiğiniz gibi Batı Ermenistan ile Türkiye arasındaki tahkim kararının çizdiği bu sınır 22 Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson tarafından onaylandı ve imzalandı. Ayrıca tahkim kararı çerçevesinde Batı Ermenistan'a mümkün olan her şekilde destek vermenizi rica ediyorum tüm sınırların geçici olarak kapatılması ile iki ülke arasındaki küçük yer değişimleri haricinde genişletilmiş bir sınır giriş çıkışının kontrolünü sizden rica ediyorum. Bu talebin büyüklüğünü fark etmekle birlikte ancak tüm nüfusun hayatını kurtarmaktan sorumlu olduğum için Sayın Başkan sizden bu hayati ve dolayısıyla önemli talebi düşünmenizi rica ediyorum. Saygılarımla. Arminak Abrahamyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Şuşi'deki Ermeni katliamlarının 100. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklamada bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın basın ve halkla ilişkiler departmanlığından verilen habere göre açıklamada şöyle denmektedir. Bugün Arsak'taki yurttaşlarımızın duygularına katılıyor ve 100 yıl önce Şuşi'deki katliamda binlerce Ermeni kurbanları anıyoruz. Yüzyıl önce birinci Azerbaycan Cumhuriyeti'nin silahlı birimleri silah gücüyle sivillerin kitle imhasıyla uluslararası gündemde olan Karabağ sorununu çözmeye çalıştı. Sonuç olarak bölgenin önemli bir ekonomik, manevi ve kültürel merkezi olan Ermeni Şuşi kenti yakıldı ve yok edildi. Ancak Arsah'ı ateş ve kılıçla birinci Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçası yapma planı başarısız oldu. Bugün bu olaylardan 100 yıl sonra tüm masum kurbanların anısına saygı gösteriyor ve Ermeni halkının özgür bir vatanda yaşama ve yaratma kararlılığının altını çiziyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından aktarılan habere göre 25 Mart saat 10 itibariyle 17 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası tespit edilirken ülkede virüse yakalananların sayısı 265'e ulaştı. Daha önce Ermenistan Cumhuriyeti'nde olağanüstü halin sıklaştırıldığını özellikle vatandaşların serbest dolaşımının bir hafta boyunca kısıtlandığını bildirmiştik. Sadece çok önemli durumlarda evden çıkılması rica edilirken kişiler yanlarında kimlik belgesi ile hükümet tarafından istenen dolaşım izni listesini bulundurması şart. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen görevlilere başvurun ve resmi duyuruları takip edin. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede aldığı önlemler yeterli mi? 65 yaş üstü kişilere yönelik sokağa çıkma yasağı etkili olacak mı? Michigan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Başer, Docevelle Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve COVID-19'a bağlı ölüm oranları artıyor. Profesöre göre 65 yaş üstüne getirilen söz konusu yasak yetersiz. Türkiye'de 7,5 milyon insan var 65 yaş ve üstü. Bunun sadece 1 milyonu tek başına yaşıyor. Geri kalan 6,5 milyon kişi aileleriyle yaşıyor diyen Başer, o ailelerdeki insanların dışarı çıkıp geri geldiğinde virüsleri getirebileceğini ifade etti. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japonya hükümeti bu yıl 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında başkent Tokyo'da gerçekleştirilmesi öngörülen Olimpiyat için erteleme kararı aldı. Konu Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından kabul edildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japonya hükümeti bu yıl 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında başkent Tokyo'da gerçekleştirilmesi öngörülen Olimpiyat için erteleme kararı aldı. Konu Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından kabul edildi. Onlara göre yaz olimpiyatları en geç 2021 yazında gerçekleştirilecek. Ertelemenin nedeni koronavirüsün dünya çapında yayılmasıdır. 44. Dünya Satranç Olimpiyatı da ertelendi. Bu yıl 6-17 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanmıştı. Uluslararası Satranç Federasyonu'nun resmi web sitesine göre Satranç Olimpiyatı 2021'de gerçekleşecek. Batı Ermenistan'ın Yerzinka Erzincan'da baharın müjdesi olarak bilinen kardelenler Munzur Dağları'nın yamaçlarını süslemeye başladı. Yerzinka'da havaların ısınmasıyla birlikte boy göstermeye başlayan kardelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Her yıl Mart ayının sonlarında boy gösteren kardelenler Munzur dağlarını beyaza bürüdü. Munzur'da gezen çocuklar da bir yandan kardelen toplarken bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkardılar. Bugün için bu kadar ön gördük. Şimdi size Salmus adlı Koro tarafından seslendirilen Nubar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.